Ben Murat Yalçıntaş, iş adamı ve akademisyenim. Birçok milli ve de uluslararası kurumda görev yaptım. Hem iş adamlığım var, hem de oda başkanlıklarım oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsa Birliği Başkan Yardımcılığı gibi. Daha sonra bir miktar üniversitede görev yaptım, profesörüm. Şimdi de BMC'nin CEO'luk görevini ifa ediyorum. Ben iş adamı olmak istedim. İş adamı olmak için de birkaç tane önemli özellik olması gerektiğine inanıyordum. Bunlardan birincisi dil bilmekti. Çünkü uluslararası iş yapmak istedim. İkincisi bir mühendislik nosyonuna sahip olmam gerektiğine inandım. Çünkü yaptığınız şey eğer üretimse mutlaka bir mühendislik altyapınız olması lazım diye düşünüyordum. Bunun üzerine de elbette bir sosyal bilim gelmesi lazım ki yönetme sanatını bilebilirsiniz. Bu yüzden Boğaziçi Makina, ondan sonra Boston Üniversitesi İşletme Fakültesi, orada yüksek lisans yaptım. Daha sonra üniversite çok hoşuma gitti. Bir şeyler öğrenmek insanı dinç tutuyor, insanı yeniliyor. Ben zaten yapı olarak da okumayı, araştırmayı seven bir insanım. Dolayısıyla doktora yaptım. İstanbul Ticaret Odası'ndan ayrıldıktan sonra, yani başkanlık görevini bitirdikten sonra da bu yıllara kadar öğrendiğim şeyleri gençlere vermek istedim. Biriktirdiklerimi dağıtayım istedim. Bu yüzden İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne, o zamanlar yardımcı doçent deniyordu, yardımcı doçent olarak girdim. Doçent oldum, profesör oldum. Bu esnada dersler verdim, yayınlar yaptım, araştırmalar yaptım. Ve birçok gencin hayatına da dokunduğuma inanıyorum. Dil her şeyden evvel gençken öğreniliyor. Belli bir yaştan sonra gerçekten zor. İkincisi, dili öğrenmek için o ortamın içinde birazcık yaşamak lazım. Çünkü başka bir ortamda, yani başka bir dilin konuşulduğu ortamda bulunmak, sizi ancak öğrenmek istediğiniz dilin birazcık dil bilgisini, birazcık da kelime bilgisini öğrenmenize yardım ediyor, onu destekliyor. Ama o dilde akıcı olmak istiyorsanız, konuşarak kendinizi ifade edebilmek istiyorsanız mutlaka o dilin konuşulduğu ülkede biraz yaşamanız lazım. Hatta mümkünse çalışmanız lazım. Çünkü okumak elbette önemli, elbette size bir şeyler katıyor. Ama çalışmak demek o ülkenin hayatına dahil olmak demek. Dolayısıyla biraz da zorlandığınızdan dolayı o dile hakimiyetiniz çok hızlı bir şekilde artıyor. Hayatta herkesin hobileri var. Benim de hobilerim var. Çünkü hayat hakikaten zor. Çalışıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz, stres yaşıyorsunuz. Belli zamanlarda herhalde kendi kendinize kalmanız lazım, kendinizi şarj etmeniz lazım. Bu yüzden insanlar hobiler geliştiriyor. Benim de hobilerimden bir tanesi gezmek. Ama bu gezmek herkesinkinden veya diyelim ki geniş kitlelerinkinden birazcık daha farklı. Genelde diyorum, insanlar şehirlere giderler, o şehri gezerler. Severim elbette ben bir şehre gitmeyi, onu gezmeyi, kültürel tarihi yerlerini görmeyi. Ama benim için asıl gezi doğa gezmesi. Doğayla baş başa kalmayı, insanların çok fazla olmadığı yerlerde doğanın içinde yaşamayı, orada yürümeyi, hatta zaman zaman doğanın zorluklarıyla baş etmeyi çok daha seviyorum. Bu bana kalabalıklardan uzaklaştığımdan dolayı birazcık kendi kendimle baş başa kalma imkanı veriyor. Kendi kendimi sorgulama imkanı veriyor. Belki kendi dayanıklılığımı biraz da arttırma imkanı veriyor. Ve dinlenme imkanı da veriyor. O yüzden benim gezmelerim genelde çok fazla insanların olmadığı, belki zaman zaman da doğa şartlarının böyle birazcık zorlu olduğu mekanlar, yerler oluyor. Geriye dönüp hayatıma baktığım zaman, kendi kendime sorduğum sorulardan bir tanesi şu oluyor. Acaba hayatta pişmanlığın hiç oldu mu? Birkaç tane pişmanlığım oldu. Onlar da kırdığım kalplerle alakalı. Onlardan dolayı çok pişmanım. Dolayısıyla eğer bugün karşıma genç Murat Yalçıntaş gelse, ona derdim ki insanlara çok değer ver, sakın kimsenin kalbini kırma. Onun haricinde yaşanılan her zorluğun, yaşanılan her başarısızlığın bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Dolayısıyla hepsi için de Allah'a şükrediyorum. Onlar hep bana bir şeyler katmışlar. Herhalde genç Murat Yalçıntaş'a ben böyle bir tavsiyede bulunurdum.
Gerisi yolda düzelir nasıl olsa. Çünkü herkes bir türlü kendi yolunu buluyor. Herkes bir türlü hayatını yaşıyor. Ve herkesin hayatı da birbirinden farklı oluyor. Herkesin öncelikleri de farklı oluyor. Ama kalp kırmadığınız sürece, insanlara iyi yaklaştığınız sürece, insana değer verdiğiniz sürece Allah da zaten size yardım edecek.